Sayın seyirciler, Hayrat Vakfı Dünya Gençlerini Erzincan'da buluşturdu. Vakıf tarafından Dünya Gençlerinin Dilinden Peygamber Efendimiz konulu program düzenlendi. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle düzenlenen programda farklı ülkelerden gelen gençler Peygamber Efendimiz'i anlattı. Hayrat Vakfı Erzincan Temsilciliği, Erzincan Belediyesi İl Müftülüğü Şemsettin Uçar Yurdu ve Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından Dünya Gençlerinin Dillerinden Efendimiz adlı Kutlu Doğum programı düzenlendi. 13 Şubat Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Hayrat Vakfı yöneticileriyle vatandaşlar ve Ahıska Türkleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Erzincan Hayrat Vakfı temsilcisi Mustafa Kaya, Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği Başkan Yardımcısı Kürşat Karaca, vakfın çalışmaları hakkında bilgiler vererek programa katılanlara teşekkür ettiler. İl Müftüsü Yavuz Karabayır ise konuşmasında birlik beraberlik mesajları verdi. Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte garip kalan İslam ümmetinin birlik ve beraberliği adına yapılmış olan ve yapılacak olan bütün bu programları, İslam ümmetine hizmet eden herkesi Cenab-ı Hak buradına ulaştırsın diyorum. İslam'a hizmet eden herkesten Rabbim ebediyen razı olsun diyorum. Çok ihtiyacımız var. Sudanlı kardeşimiz sunuculuk yapıyor. Senegal'da Türkiye'de Kur'an okumaya geldi. Mısırlısı burada. Kırgızistanlısı burada. Hep ecdadımız tesbihin daha başında bulunan imanet okunca yeryüzüne dağıldı ümmet-i Muhammed. Gariplerimiz devam ediyor. Ama bu birliktelikler inşallah en kısa zamanda fırtına çoğalmışsa, zulüm ayyuka çıkmışsa rahmet-i ilahi yakındır demektir. Her fırtınadan sonra sükunet olduğu gibi, her fırtına sonrası tohumlar birbiriyle bağlaşıp yeni bir neşrine mahvur olduğu gibi İslam ümmeti de inşallah yeniden bir diriliş yaşayacaktır. Daha sonra konuşan Belediye Başkan Vekili Ertan Buyruk, 15 asırdan bu yana sönmeyen ve kıyamete kadar da sönmeyecek olan İslam ateşinin ilk kıvılcımının çıkarıldığı yer, yeryüzünün nura gark olduğu bir günün sene-i devriyesindeyiz diyerek, Peygamber Efendimizin ümmeti olmaktan daha büyük bir şeref olamaz ifadelerinde bulundu. 15 asırdan bu yana sönmeyen ve kıyamete kadar da sönmeyecek İslam ateşinin ilk kıvılcımının çakıldığı, yeryüzünün nura kalk olduğu bir günün seneyi devresindeyiz. 1445 sene sonra bugün bu nimeti bilen en azından idrak etmeye çalışan ümmetinin arasında olmakta senin gözlerinle görmese de bahşettiğin yolu takip eden aciz bir kul olmakta daha büyük bir şeref olamaz. Duygularında sevgi, şefkat, merhametle hoşnut. İlişkilerinde hakkı doğruyu, güzeli ve vefayı, ibadetlerinde ihlas ve samimiyeti öne çıkararak gönülleri fetheden, güzellik ve ümit dolu yaratılmışların en seçkin ümmeti olmaktan daha büyük bir şeref bulamaz. AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ise, gerek ülkemizde gerekse İslam dünyasında rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı 3 aylarda Yüce Peygamberimizin gönül dünyasını yaşatmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz diyerek Kutlu Doğum Haftası'nı kutladı. Ahiretin ticaret pazarlarının kurulduğu 3 aylarda ve bir de onu dünyayı şereflendiren alemlere rahmet, insanları İslam'a davet olarak gönderilen Yüce Peygamber Kutlu Doğum Haftası'nı tebrik etmek, gönül dünyamızda yaşatmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben hepinizin 3 aylarını ve Kutlu Doğum Haftanızı da ayrıca tebrik ediyorum. Son olarak konuşan Erzincan Valisi Süleyman Kahraman ise Kutlu Doğum Haftası'nın İslam aleminin kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek programda emeği olanlara teşekkür etti. Bu tabi birlik ve beraberlik İslam adıyla bu sene Peygamber Efendimiz'i anıyoruz. İşte tam birlik ve beraberliğin tam bir göstergesi, tam bir manzarası ve Afrika'dan, Afrika çeşitlerinden
Uzak Doğu'dan, Doğu'dan, Asya'dan çok değerli kardeşlerimiz buraya gelmişler ve biz de birlikte beraber işliyoruz. İnşallah bu birlikte beraber etmelerse bütün İslam ülkelerine, bütün İslam alemini kurtuluşuna vesile olur diye düşünüyorum. Daha sonra dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrenciler Peygamber Efendimiz'i anlattılar. Program sonunda katılımcılara hediyeler verildi.